Polmark, Ankara'da neler oluyoru sunar. Ankara'da neler oluyor programına hoş geldiniz. Bir haftalık aradan sonra geçtiğimiz hafta 10 Kasım dolayısıyla Atatürk'ümüzün ölüm yıl dönümüydü. Özel yayınlarımız yüzünden bir hafta ara verdik. Bir haftanın ardından Ankara'da neler oluyor da yine çok önemli bir isimle Ankara'yı, Türkiye'yi, siyaseti değerlendireceğiz bugün. Bülent Tezcan, yurtdışı örgütlenmelerden sorumlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz Bülent Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Daha keyifli bir, çok teşekkürler. Daha keyifli bir günde, daha keyifli bir gündemle sizle siyaset konuşmak isterdik ama biliyorsunuz hafta sonu İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde terör yine o hain, yine kötü yüzünü gösterdi ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği hain bir terör saldırısının hedefi oldu ülkemiz. 81 vatandaşımız da yaralandı bu hain saldırıda. Kaybettiğimiz canlarımıza, yakınlarına, Türk milletine başsağlığı dileklerimizi tekrar ederek ve bu hain saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar dileyerek programımıza başlayalım. Tabii çok konuşuldu bu saldırı. Hem Türkiye'de hem dünyada geniş yer buldu. Tabii günün sonunda ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. PKK-YPG'nin saldırıyı üstlenmese de tabii yani terör örgütlerinin açıklamalarında biz de böyle önceliğimiz ya da doğru kabul edecek değiliz ama devletten yapılan açıklamalarda Kobani'de eğitim alınmış teröristlerin yaptığı bir saldırı olarak kayıtlara geçti. Ne diyeceksiniz? Bununla başlayalım. İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla neler söylersiniz Sayın Tezcan? Teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Bütün izleyicilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Tabii söylediğiniz gibi keşke sevimli daha güzel konuyla başlayabilseydik ama ne yazık ki Türkiye'de bu acıları yaşıyoruz. Yaşamamayı dileyerek öncelikle terörde hayatını kaybedenlerin tamamına Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara hızla şifa diliyorum ve milletimize başsağlığı diliyorum. Sadece yakınlarına değil çünkü hepimizin yakınıydı. Bu terör saldırısı milletin bağrına düşmüş, ülkemizin bağrına düşmüş bir ateştir. Ve terörü şiddetle ve nefretle lanetliyorum. Terör kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin ama demeden, fakat demeden, yahu şöyleydi böyleydi demeden milletçe terörün üzerine kararlılıkla gitmek gibi bir yükümlülüğümüz var ve terörü şiddetle kınama görevimiz var. Şimdi bu konuda bir mutabakat sağlayacağız. Önce burada bir araya geleceğiz. Bunun sonrasında tabii önümüzde bir görev var. Siyaset kurumunun görevi var. Kamu kurumlarının sorumluluk paylaşan, yetki kullanan kurumların, hükümetin, iktidar gücünü kullananların görevleri var. Herkes bu çerçevede görevini doğru yapacak. Türkiye bu ne yazık ki bu tip terör saldırılarını ilk defa yaşamıyor ve umudumuz bunların son olması. Son olması da sadece umut ederek olmuyor. Bununla kararlı bir mücadele ortamını sağlayarak oluyor. Şimdi neyi kastediyorum? Biraz önce önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki her ne kadar PKK bu terör saldırısını reddetmiş olsa da ya da kabul etmemiş olsa da gibi buna benzer açıklamalar var. Şimdi ben bu açıklamaların böyle çok bununla meşgul değilim. Niye değilim? Yani bu saldırıyı PKK terör örgütü ben yapmadım dese bile bu PKK terör örgütünü masumlaştırmaz. PKK'nın buna benzer saldırıları yaptığını biliyoruz. Bu konuda sicilinin ne kadar kötü olduğunu biliyoruz ve PKK terör örgütü bu saldırıyı ne açıklarsa açıklasın buradaki güven verici, toplumu inandırıcı, insanları inandırıcı bir açıklama olarak düşünmek mümkün değil. Bunun üzerinde konuşmayı da doğru bulmuyorum ama başka bir şeyi konuşmak zorundayız. Soruşturmayı yürüten bakanlar, başta
İçişleri Bakanı olmak üzere Sayın Süleyman Soylu, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, bu meselede sürecin yönetilmesiyle ilgili toplumun karşısında birinci derecede sorumlu kişidir. Bunu niye söylüyorum? Şimdi bu tip saldırılardan sonra son dönemde bir modayla karşı karşıya kaldık. Mersin saldırısında, terör saldırısında bir benzerini yaşadık. Burada da bir benzerini. Şimdi İçişleri Bakanlığı Türkiye'de yıllardan bu yana çok İçişleri Bakanı geldi geçti. İçişleri Bakanları gerçekten devletin en önemli makamıdır. Silahlı güçleri, devlet içerisindeki önemli silah kullanma yetkisi olan güçlere emir veren, onları yöneten bir bakanlık. Yani jandarma, emniyet güçleri, sahil güvenlik, bunun gibi çok önemli, çok önemli bir yerde. Ve İçişleri, bütün bakanlar devlet ciddiyetine dikkat ederler konuşurken, etmeleri gerekir. Ama İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı gibi bakanların 40 kere düşünüp bir kere konuşması lazım. Ama ne yazık ki bu terör saldırılarında bu konuda çok ciddi, problemli bir noktadayız Türkiye'de. Sayın İçişleri Bakanı daha saldırının arkasından toplumda polemikleri tetikleyecek farklı tartışmaların, farklı açıklamaların merkezinde oturuyor. Şimdi böyle bir meselede soruşturmanın suhuletle, sükunetle, topluma güven verecek şekilde yürütülmesi ciddi endişeler yaratıyor. Ve bu mesele teröre karşı kararlı bir duruş yerine terör üzerinden iç siyasette siyasi pozisyonları tetikleme, tahrik etme ve tartıştırma meselesine dönüşüyor. Tam burada bir şey sorabilir miyim? Tabii. İkisini birlikte değerlendirmenizi rica edeceğim. Eleştirileriniz var. Şimdi benzer bir açıklama da İyi Partili Turan Çömez'den geldi. Yani uzmanlara soruyorum diyerek, işte bu hain teröristin, yani o patlamaya sebep olan bombayı oraya bırakan hain teröristin işte bir güvenlik kamerasının bu açıdan resim alabilmesi normal mi sizce diye yakından alınmış bir görüntüsünü paylaşmış. Diğer taraftan da bunun zoomla olabileceğini güvenlik kaynaklarının açıklamaları var. Şimdi az önceki eleştirilerinizde benzer doğrultuda bir durum değil mi Sayın Teyze? Şöyle, aynı dozda değil. Yani mesela o paylaşımı çok bilmiyorum ayrıntısını, ama ben öyle bir paylaşım yapmazdım. Yapmadım da, başka bir iş. Ama şimdi Sayın Turan Çömez'in yani soru elde gerekli, yeterli işte veri olmadan. Onu söylüyorum. Olmadan. Sayın Turan Çömez bir siyasetçidir. Yani sonuç itibarıyla o da paylaşım yaparken dikkat etmelidir, ama çeşitli tereddütleri soruyor olması başka bir şeydir. Bu da yani, bir soru işareti yaratmıyor mu peki olayda? Ama İçişleri Bakanı başka bir şey. İçişleri Bakanı soruşturma yürüten makamların başında. Ayrı bir şey. O sadece soru işareti yaratır. Siyaseten de onun bir bedeli varsa döner öder. Ya da o soruları sormuş olmak sonuç itibarıyla o çalışmanın sonunda hakikaten sorduğu sorular haklı sorular olduğu ortaya çıkarsa, siyasetçi olarak derler, yani vatandaş der ki ya bak işte filanca kişi bu konuda tam isabet sorular sormuştu der. O başka bir iş. Ama İçişleri Bakanlığı, devlette yetki kullananlar başka türlü davranmak zorundadır. Çünkü onlar sadece siyasetçi değiller. O işi yaparken siyasetin ötesinde soru suçluları, failleri, sorumluları bulup çıkarmak gibi bir görevleri vardır. Bir. İkincisi, bununla ilgili bütün o kaynakları kurutmak gibi görevleri vardır. İki, toplumda devlet kurumlarına güven vermek gibi bir sorumlulukları vardır. Bu üç. Şimdi hak, yani Allah hak getire. Son dönemlerde bununla ilgili ne yazık ki çok rahat serbest atış bir pozisyonla karşı karşıyayız. Bakın hatırlayalım, yani yakın zamanda işte gördük. Şimdi önce şunu tamamlayayım. Bu açıklamalarla ilgili evet haklısınız, herkes sorumlu davranmalı, ama İçişleri Bakanı 10 kat sorumlu davranmalı. Yetki onda. Cumhurbaşkanı 100 kat sorumlu davranmalı. Şimdi öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki bu saldırılar üzerinden iç siyasetin polemiği yaratılmaya çalışılıyor. Saldırıyla ilgili sorumluları bulmak görevi üzerinde olanlar açısından. Onlar bir kere bu tartışmalara kör olacaklar. Terörle mücadelede kararlı olacaksak, toplumun güvenliğini sağlayıp ciddi toplumsal destek sağlayacaksak, İçişleri Bakanı'nın, emniyet makamlarının, hükümetin, hükümet üyelerinin önce bu meselelerde nötr olacaklar. Yani siyasi tartışmalara
kör terörist lanetlesin, terör örgütünün ağzına geleni söylesin, üzerine gitsin, onu kastetmiyorum. Ama bunu bir siyasetin tartışması alanı üzerinden siyasi aktörleri bu meselede tartışma meselesi yapmayacak. Nereye odaklanacak? Terör saldırısına ve onun arka planına odaklanacak. Yanlış bilgi vermemeye, tereddütlü bilgi vermemeye, sonradan ortaya aksi çıkacak bilgi vermemeye dikkat edecek. Şimdi Cevat Öndeş, eski MİT müsteşarı, MİT başkanıydı daha önceden, emekli şimdi. Okuyoruz işte gazetelerde bugün, dün gibi bir açıklaması. Yani diyor ki eğitimli biri değildi diyor. Şimdi bu eğitimliydi değildi, ben onun üzerinden bakmıyorum. Bir profesyonel olarak Cevat Öndeş bir tartışmanın tarafı değil. Siyasi olarak bu polemiklerin tarafı da değil. Bir profesyonel gözle devletine hizmet etmiş bir eski MİT'çi. Çıkıp diyor ki öyle gözüküyor diyor. Şimdi şunun için söylüyorum bunu. Bunlar da çok mesela hani az önce tabii şu an yönetim kademesindeki kamu görevlileriyle ilgili bir takım eleştirilerde bulundunuz. Peki muhalefette ya da işte eski görevlilerin bunu kamuoyu önünden henüz daha bilgiler net değilken konuşması da gene benzer tartışmalara yol açmaz şöyle, mı? Şöyle tabii, çok ayrıntılı konuşursanız çok bu soruşturmayı rahatsız edecek şekilde ortaya çıkmayan bilgileri herhangi bir şekilde sabot edecek şekilde konuşursanız tabii ki o yanlıştır. Ama burada söylenen sadece bu kısmıyla sormuşlar. Anladığım o yani haberden. Sormuşlar, cevap vermiş. Benim asıl üzerinde durmaya çalıştığım mesele şu, odaklandığım. Bu meselelerde ne yazık ki böyle apar topar hızlı açıklamalar yapılıyor ve tartışma başka bir noktaya kayıyor. Bu doğru değil bir. İkincisi, ya ben bir şeyi merak ediyorum. Şimdi biz biliyoruz ki bugün Türkiye'deki hükümet tek kişilik hükümettir. Bunu ben söylemiyorum. Mehmet Uçum söyledi. Sayın Mehmet Uçum'un ifadesi, tek kişilik hükümet dedi. Yani biz tek adam rejimi diyoruz, siyasi bir eleştiri olarak da sistemi doğru tarif ediyoruz. Ama o tek kişilik hükümet dedi, onun tarifiyle konuşalım. Yani bu ne demektir? Hükümet Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Doğru. O zaman bakan da odur, bütün yürütme gücü de odur. Doğru mu? Evet, doğru. Peki... Şimdi İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Amerikan Büyükelçisi dedi ki ben bunu kınıyorum dedi. Başsağlığı diledi bize. Saldırıyla ilgili hem geçmiş olsun hem başsağlığı diledi. Ve kınıyorum dedi. Başsağlığı mesajını kabul etmiyorum dedi. Kabul etmiyorum dedi. Arkasından da çıktı, dedi ki Amerika var bu işin arkasında. Ya sorumlusu sensin dedi Amerika'ya. Çok net bunu dedi. Şimdi bunu ben Süleyman Soylu'nun sözüdür diye düşünmüyorum tek başına. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Sizin çünkü, peki bu konuyla ilgili çünkü, görüşünüz? Çünkü Sayın Recep Tayyip Erdoğan yürütmenin tek yetkilisidir. Şimdi arkasından Sayın Erdoğan gitti. Biden'la oturdu. Sayın Erdoğan Biden'a teşekkür etti. Onun geçmiş olsun mesajını, başsağlığı mesajını kabul etti. Teşekkür etti. Bir de Twitter'ında yayınladı teşekkür mesajını. Alt alta da yazdı. Yani şimdi bu şunu, niye bunu söylüyorum? Şunu söylüyorum. Ben Sayın İçişleri Bakanı'nın sözünün Cumhurbaşkanı'ndan ayrı olacağını düşünmüyorum. İş sistemin doğası gereği ayrı olacağını düşünüyorum. O zaman diyorum ki Erdoğan diyor ki içeride İçişleri Bakanı'na diyor ki sen kalk Amerika'yı hedef göster, böyle bir tartışma yarat. Dışarıda da kendisi Amerika'ya taziyeleri kabul ediyor. İşte onun iyi dileklerini kabul ediyor. Yani bu doğru bir yöntem değil. Biraz önce söylediğim nokta tam da bu. Bu meseleler iç siyasette toplumda malzeme yaratacak, pozisyonlar yaratacak meseleler değil. Yani burada işte Amerika cengaverce teröre karşı mücadele ederken terörün arkasında Amerika'sıyla şunla bunla herkese karşı çıkıyorum deyip arkasından böyle bir ikili tutum, bu doğru bir iş değil. Söylemeye çalıştığım şey bu. Tabii ki terör örgütüne ABD, Amerika Birleşik Devletleri'nin destek verdiğini, işte bölgede yıllardan bu yana destek verdiğini biliyoruz. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Yani siz ama de böyle benzer bir, böyle, yani ben, Sayın Soylu'yla benzer benim, bir benim, fikirde misiniz? Benim elimde benim bilgi olmadan somut bir olay üzerinden bununla ilgili arkasında şu vardır deme imkanım yok. Ama şunu PKK söylüyorum. Amerika'nın terör örgütlerine bölgede destek verdiği bugünün meselesi değildir. PKK için de geçerli. PKK için de geçerli. Bölgedeki terör örgütler PKK'ya destek veriyor. Ya geçerli. Ben Silivri'de
İşte FETÖ diyorlar şimdi, o zaman diyorlardı ki işte Muhterem Hoca Efendi diyordu bu iktidar çevreleri. Şimdi FETÖ diyenler Muhterem Hoca Efendi diyorlardı. Ben Silivri yollarında ayakkabılarım eskidi, ayaklarım yara oldu. Gidip geldiğimde o vatanı için mücadele eden komutanların içeride yattığında birebir onlardan dinledim. Çekiç güç döneminden itibaren bölgede Amerika'nın terör örgütüne, PKK'ya nasıl destek verdiğini, onların o desteğe karşı nasıl mücadele ettiğini ve bugün Ergenekon Balyoz gibi kumpasların, özellikle Balyoz gibi kumpasın o süreç içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki pozisyonunu zayıflatmaya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli duruşunu zayıflatmaya dönük nasıl bir adım olduğunu ben o süreç içerisinde biliyorum. O zaman orada. Sayın Soylu'nun yani, söylediklerine biraz bir nebze katılıyorsunuz. Sayın Soylu'nun söylediği mesele başka bir şey. Bu meseleyi dönüp de kardeşim senin yapacağın iş şudur. Kalkıp da bu meseleyi bir siyasi polemik meselesiyle Cumhurbaşkanı'nın öbür, o zaman Cumhurbaşkanı orada oturup kalkıp tazeyi kabul etmeyecek. İçişleri Bakanı burada bunu diyorsa Cumhurbaşkanı da diyecek ki sizsiniz bu işin arkasında kardeşim diyecek. Bu çocuk oyuncağı mı bu? Bu tartışma uzar gider. Hayır, çocuk oyuncağı mı bu? Yani siz kalkacaksınız içeride milletin gönlü ferahlasın diye, vay ne kahraman ne kabadayı İçişleri Bakanı, işte kafa tutuyor. Ondan sonra o İçişleri Bakanlığı görevde tutan tek kişilik hükümet, bütün yetkiyi elinde bulunduran Cumhurbaşkanı Biden'ın karşısında taze şeyi kabul edecek, onun başsağlığı dileklerini. Böyle bir ikili tutum olur mu? Devlet ciddiyeti gerekir. Yani konuştuğunuz İçişleri Bakanı canı istediği gibi, Cumhurbaşkanı canı istediği gibi konuşamaz. Konuşuyorsa bilgisi vardır. Bilgisi şimdi, varsa iki tarafta tavşana kasta diye tazıya tut pozisyonu yapamazsınız. Şimdi mesele budur. Bu da terörle mücadele meselesinde ciddi biçimde problem yaratır. Başka bir şey var. Hayır, atladık. Öyle bir polemiğe geldik, takıldık ki başka bir şey var. Terörist 1200 kilometre yoldan geliyor. Suriye sınırından girdi değil mi? Söyledi, bunu İçişleri Bakanı açıkladı. 1200 kilometre yoldan geliyor. 1200 kilometre ne diyordu İçişleri Bakanı? Terörü bitirdik. Peki ayak izlerine kadar, ayakkabı numaralarına kadar, affedersiniz, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz diyordu. Peki şimdi soruyorum, 1200 kilometre yolda bir tane ayak izi yok muydu? Tanıyamadınız mı? Ayakkabı numarasına kadar biliyordunuz. Uçarak mı geldiler? Yani bir zafiyet olduğunu mu? Tabii ki zafiyet var. Neden? Yani olacak şey mi? Görüntüleri gördük. Taksim'in meydanında, göbeğinde yani gezen teröristin işte kıyafetini, botunu, kamuflajını gördük ve kimsenin dikkatini çekmiyor. Yani istihbarat bilimleri 1200 kilometre yol, oradan geliyor, İstanbul'a yerleşiyor, İstanbul'da kalıyor. Ayakkabı numarasına kadar bildiğiniz terörist 1200 kilometre yolu postallarıyla geliyor. O güzergahta hiçbir ayak izine rastlamıyorsunuz. Bu o mecazi konuştuğu için ben de mecazi söylüyorum tabii ki. Ayakkabı numarası burada sembolik bir şey. Benim söylediğimde aynı çerçevede sembolik bir şey. Yani sen nasıl bir istihbarat? Açıkladılar, terörist istihbarat eğitimi almış. İyi, terörist istihbarat eğitimi almış. Senin istihbaratın ne yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istihbaratı ne yapıyor bu konuda? Şimdi tabii, mesele şudur. Taksim'in göbeğinde. Şunu da altını çizmek gerekiyor. Tabii büyük bir soruşturma başlatıldı şu anda. Evet. Epey gözaltılar vesaire falan var. Muhakkak bir de hem saldırganın yakalanma süreci, gerek soruşturmanın sedayeti açısından yapılan ve yapılmayan açıklamalar muhtemelen önümüzdeki günlerde, aslında hani bir ölü hücreden bahsediliyor Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde, büyük bir şebekenin çökertildiğinden bahsediyor. Tabii önümüzdeki günler soruşturmanın da sonucunda aslında tablo birazcık daha net ortaya çıkacak. Az önce ifade ettiğiniz gibi elde veri şu anda açıklandığı kadar. Herhalde bu veriler açıklandıktan sonra daha sağlıklı yorum yapmak için fırsatımız olacak. Şöyle, bu teröristi hızla yakalayan, kimliğini, eşkalini tespit eden güvenlik görevlilerimize, bütün devlet görevlilerine teşekkür ediyorum. Yani bu başka bir şey. Ancak mesele şudur, teşekkür etmemiz ve bunu takdir etmemiz şu, o ana kadar bu saldırının gerçekleşmeden önce önlenmesi gerektiğini söylememize engel değil. Burayı sorgulayacağız. Yani terörle mücadelede saldırı olduktan sonra saldıranı bulmak, yakalamak, arka planını ortaya çıkarmak kuşkusuz önemlidir.
Ama daha önemli olan saldırı olmadan önce örgütleri çalışamaz hale getirip saldırı olmadan önce engel olmaktır bu meseleye. Saldırı olduktan sonra güvenlik kamerası, binlerce güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyorsunuz. Önce olay yerinden başlamak üzere hangi güzergahtan geldiğini çıkarıyorsunuz. Yani bu kuşkusuz önemli ama bu 6 evladımızı kurtarmaya yetmedi. 81 vatandaşımızın yaralanmasını engellemeye yetmedi. Bu travmayı ortadan kaldırmaya yetmedi. Şimdi Deniz Bey, Türkiye ne yazık ki bu terörle ilgili boyutu. Şimdi bunu konuşuyoruz. Tabii şimdi biraz da konuyu toparlayalım. Evet. Fazla vaktiniz de çünkü. Yani sonuç itibariyle mesele çok şudur. Terörle mücadele milli bir meseledir. Terörle mücadele siyasete kurban edilecek bir mesele değildir. Siyasetçinin birbiriyle hesaplaşacağı alan değildir. Ama siyasetin hesabını soracağı alandır. İkisi ayrı şeyler. Neyi söylüyorum? Ben siyasetçi olarak terörle mücadeledeki zafiyetleri anlatacağım. Üzerine gideceğim. Ama terörle mücadelede sorumluluk üstlenen kişiler siyaseten buradan bu tartışmalardan kendilerine pozisyon yaratma peşinde olmayacaklar. Yani hem iktidar için hem muhalefet için. Herkes için gerekli. Herkes için gerekli ama yük iktidarın sırtındadır. Çünkü yetkiyi kullanan o, emri veren o. Bizim polise emir verme yetkimiz yok. Bizim istihbarata emir verme yetkimiz yok. Bizim jandarmaya emir verme yetkimiz yok. Yetkiyi o kullanıyor. Millet yetkiyi ona vermiş kullan diye. Sandığa gitmiş, oy vermiş, sen kullan demiş. Bana da demiş ki sen onu denetleyeceksin. Ben bunları söylemezsem milletin bana verdiği görevi yerine getirmem. Getirmiyorum demektir. Milleti bu işleri çöz diye yetki verdiği kişi de orada aldığı yetkiyle dönüp benimle didişiyorsa o işi yapmak yerine, o zaman o da görevini yapmıyor demektir. Mesele bu. Epey evet. Bu konuyla ilgili konuştuk. İstanbul İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet dileyelim. Dileriz tekrar böyle bir terör olayıyla Türkiye karşılaşmaz, bunu yaşamayız. İç siyasete izninizle geçeceğim Bülent Bey. Tabii çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Yani her kanattan, kanalda, düşünceden, sizin partinizden olsun, muhalefet partilerinden olsun ya da iktidar partisinden ya da iktidar bloğundan olsun. Tabi bu Cumhurbaşkanlığı adayı meselesi hem merak ediliyor hem de tartışılıyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, eğmeden bükmeden sorayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mudur? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mudur? Şöyle, bunu bir kere Sayın Genel Başkan'ın söylediğinin üzerine bizim bir söz söyleme imkanımız yoktur. CHP, bütün CHP'lilerin gönlünden tabii ki Genel Başkan'ın aday olması yatar ve bana da sorarsanız bu meselede süreci en sağlıklı yürütecek liderlerin başında Sayın Kılıçdaroğlu gelir derim. Kazanacak aday mıdır? Evet, kazanacak aday. Yani evet, oturum çok yapılıyor. Evet kazanacak aday. Sayın Kılıçdaroğlu hiç Cumhurbaşkanlığı adayı seçiminde eğer aday olursa kazanır mı? Evet, kazanacak adaydır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanıp kazanamayacağı tartışması aslında altılı masalın ruhuna da aykırı bir tartışmadır. Dışarıdan biraz açar mısınız? Anlayamadım. Yani şunu söylüyorum. Altılı masanın bütün liderleri çok net biçimde 13. Cumhurbaşkanı altılı masanın çıkaracağı aday olacaktır diyor. Çok açık bir şey. Yani Türkiye'nin altılı masa bu çerçevede sorumlu bir pozisyon almıştır. Bugüne kadar da o sorumluluk içerisinde devam ediyor. Sözün o kısmını yarım bırakıp geçersek yanlış anlaşılır. Şunu çok net söylüyorum. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı mıdır? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı diyor ki Cumhurbaşkanı adayı altılı masadan çıkacaktır. Bitti. Masa ittifakla liderler karar verecek. Diğer liderler de aynısını söylüyorlar. Yani altılı masadaki bütün liderler de aday masadan çıkacaktır diyorlar. Dolayısıyla aday meselesinde isim üzerinden bir yoğunlaşma ve odaklaşma doğru değildir. Biz, bana sorarsanız, ben Sayın Genel Başkanımın bu süreçte hem seçimi kazanacağını, hem iyi bir cumhurbaşkanı adayı olacağını, hem de iyi bir cumhurbaşkanı olacağını inanarak yürekten söylüyorum. Geçiş döneminde demokratik parlamenter sistem, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçerken Türkiye'nin bu badirelerden atlayıp çöken devlet sisteminin yeniden inşa edilmesi, yarının Türkiye'sini yeniden inşa edilmesi sürecinde çok önemli görevler göreceğini, nefsine teslim olmayıp
nefsine teslim olmadan bu süreci selametle yürütecek bir cumhurbaşkanı olacağını görüyorum, biliyorum, tanıyorum ve bu konuda toplumun hiçbir kesiminin de bir bu çerçevede bir endişesi yok. Altılı masadaki liderlerin de bir endişesi yok. Sayın Kemal Bey'in bu meseledeki fedakarlığını, duyarlılığını hepsi teslim ya ediyor. Peki Kemal mesele Bey şu, adaylığıyla ilgili mesele şu, bakın var. Bakın mesela adaylık Ahmet tartışmasını Bey biz yapmıyoruz. Adaylık bizim, Meral Hanım bu bir kere ilgili... bir kere şu hataya düşmemek lazım. Altılı masanın çok net biçimde bir kuruluş amacı var ve Türkiye'nin önüne koyduğu bir temel problem var. Şimdi adaylık tartışması bizi bu temel problemden uzaklaştırıyor. Başka bir alana götürüyor. Bu iktidarın bizi sürüklemeye çalıştığı alan adaylık tartışması. Bir araya gireyim mi şurada? Tabii. Yani şimdi mesela tabii ama ki, bunu bitireceğim. Tabii tabii bunu konuşacağız. Şimdi dediniz ya iktidarın altılı masanın aday meselesi iktidarın tartıştırdığı bir konu. Bizi sürüklemeye çalıştığı bir konu. Şimdi peki çalıştığı. Sürükleniyor musunuz buna? Yani çünkü şöyle bakıyorum önümdeki notlara. Bunları hani iktidara yakın basın yayın organlarında çıkan yorumcular söylemiyor. Yani bunun bir tanesini İyi Parti İstanbul Milletvekili Sayın Yavuz Aralioğlu pazar günü Pınar Işık Ardor'un programında TV100'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz endişemiz var diyor. Sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın dün bir açıklaması var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanıyorum diye. Tamam. Yani söylemek istediğim şey hani bu tartıştı. O siz de oraya sürüklendiğinizi düşünüyor musunuz? Peki, yok. Çünkü bu şöyle, tartışmayı başlatan liderler oraya sürüklenmiyorlar. Ama aşağıda siyaset kadrolarında zaman zaman işte tartışmanın, konuşmanın programın akışı içerisinde farklı şeyler söyleniyor olabilir. Bizim için masanın liderlerin söylediği önemli. Liderler bugüne kadar bu meseleyi masanın önüne de üstüne de koyup tartışmış mesela değiller. Mesela Yavuz Bey'in açıklaması sizi incitti mi? Tartışmış değiller. Ya ben öyle bir yeni tartışma alanları açacak noktaya girmek istemem. Yani bana sorsanız ben öyle cevap vermem. Yani Meral Hanım'la ilgili bir soru sorayım mesela. Bana Sayın Akşener kazanacak aday mı? Masadan kim çıkarsa kazanacaktır. Bu kadar net. Buna inanıyoruz. Altılı masa oturup kimi cumhurbaşkanı adayı gösterirse kazanacaktır. Yani bizim liderler üzerinde aday yani ya bakın altı lider ve çıkıp sorumlu bir süreç yönetiyor. Altı lider çıkıp diyor ki bu süreçte Türkiye'yi bu tek adam rejiminden çıkaracağız. Demokrasiye taşıyacağız. Çöken devlet sistemini yeniden inşa edeceğiz. Ahlaki düzeni yeniden inşa edeceğiz. Türkiye'nin temel problemlerini çözeceğiz. Yoksullukla mücadele edeceğiz. Yolsuzlukla mücadele edeceğiz. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız. Şimdi bu ama ciddi bunun için bir kazanmanız proje. Lazım. Şimdi tabii. bunun için de dönüp hiçbirisi kendi parti reflekslerini öne çıkarmadan bir masanın, yuvarlak bir masanın etrafında sorumlu bir yol yürüyorlar. Bu çerçevede liderlerin birini çekip şu kazanır mı, ötekini çekip bu kazanır mı tartışması doğru değil. Liderlerin bu kadar sorumlu davrandığı bir yerde konuşulması gereken şey onların söylediğinin aynısıdır. Ne diyorlar? 13. Cumhurbaşkanı altılı masanın adayı olacaktır. Ben buna hangisini çıkarırlarsa arkasında duracağız. Onlar o kararı verirken o yükün altına girerek veriyorlar. Ve bugüne kadar asıl şunu söyleyeceğim. Bakın o yine kaçıyor. Tartışma öyle bir noktaya geliyor ki kim olacak? O kazanır mı? Başka bir şey var. Türkiye'de bugün yaşanan problemlerin, çocukların okulda sabah haberleri dinlerken gördüm, süt alacak param yok diyor. Beslenme çantasına bir tane mandalinayı zor koyuyorum diyor. Bu meselelerle Türkiye'de mücadele edeceğiz. Bu çerçevede de bu meselelerin birinci sorumlusu mevcut düzen. Bütün yetkiler bir kişinin elinde toplanmış, demokrasi yok ve masanın kurulma sebebi de bu. İlk kurulma sebebi. Şimdi önümüzdeki dönemde biz bu sistemi tartışacağız. Yani aktörleri altılı masanın avantajı şu. Bizim için bu seçim birilerinin ikbal ve istikbalini kurtarma seçimi değildir. Milletin ikbal ve istikbalini kurtarma seçimidir. Biz meseleye böyle bakıyoruz. Milletin ikbal ve istikbalini konuştuğunuz zaman şu mu olur bu mu olur meselesi değil. Cumhur İttifakı'nda mesele Erdoğan'ın ikbal ve istikbali olabilir. Bahçeli'nin ikbal ve istikbali olabilir. Onların iktidarını sürdürme olabilir ki öyledir. Bizim için öyle değil. Biz meseleleri koymuşuz. Bakın bu toplantıda 9 altı başlık altında politikaları ortaklaştırmak için altılı masada 60 alt başlıkta çalışıyorlar.
bütün 6 partinin temsilcileri 60 alt başlıkta çalışıyor. Bu bir tanesi. Bu ortak politikalarla ilgili masa. Öbür tarafta demokratik parlamenter sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme konusunda diğer tarafta anayasayla ilgili diğer arkadaşlarımız da yine 6 partinin hukukçu temsilcileri anayasa kodifikasyon çalışmasını tamamladılar. İşte 28'inde açıklanacak olan anayasada hangi maddeleri değiştirecekler, nasıl değiştireceğiz metinlerini yazdılar. Öbür tarafta onlar çalışıyor. Yani biz aday tartışmasına burnumuzu sokmuşuz. Biz, yani başkalarının penceresi öyle olduğu için oraya girdiğimizde bunları konuşamıyoruz. Bunun bir anlamı yok. Ya ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Peki ya, muhalefetin ben genel başkan yardımcısıyım. Aday kim olacak tartışması yok mu? Ben genel başkan yardımcısıyım. Genel başkanların gündeminde tartışmadığı bir meseleyi ben dönüp de tartışmanın odak noktasına oturtmam. Bu doğru bir iş değil. Şöyle yani bana şunu sorarsanız cevabım var. Bana tabii sorarsınız. Bana şunu sorarsanız cevabım var. Ya siz kimi cumhurbaşkanı görmek istersiniz? Tabii ki genel başkanımı. Kim iyi yapar? Ben genel başkanım iyi yapar diyorum ama bu sözüm hiçbir zaman Sayın Kılıçdaroğlu iyi yapar da diğeri Sayın Akşener kötü yapar demek değil. Öyle bir tartışma, doğru bir tartışma değil. Bilmiyorum. Aday kim dediğiniz şimdi, anda cevap farklı. Şimdi aday sıralama, kim? Sıralamak istemiyorum burada ama şimdi hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmayları hem İyi Parti'nin kurmayları dilerseniz sıralarım da burada. Şimdi bu tartışmaları besleyecek çok açıklama yapıldı. Yani hani bu altılı masa toplantısından sonra ben açıkçası şuna katılmıyorum. İşte altılı masa dağılsın diye bu tartışmalar yaptırılıyor, yapılıyor vesaire. Şimdi bu tartışmaları aslında meşru bir zeminde tartışılmasının ana sebebi altılı masanın kurmaylarının ya da bazı genel başkan yardımcılarının açıklamaları. Yani bu aday tartışmasının, yani adayın mesela açıklanması noktasında geç kalındığını düşünüyor musunuz? Birinci sorun bu. İkincisinde o zaman siz iktidarın sizi sürüklediği aday tartışmasına düştünüz o zaman muhalefet olarak. Yani şöyle düşmedik aslında ama tabii bu tartışmanın yapılmasını ben makul görüyorum. Aktüel bir yanı var. Siz televizyoncusunuz. Yani merak yani size ben bunu niye tartışıyorsunuz diyemem. Basına niye tartışıyorsunuz diyemem. Çünkü alıcısı var bu tartışmanın. Vatandaşın gündemi yani, sizce parlamenter sisteme geçiş teziniz mi yoksa adayın kim olacağı mı? Vatandaşın gündemi yoksulluk. Tabii ki ekonomi. Onu yani, birinci gündem ekonomi. Gündemi yoksulluk ve işsizlik. Ben masa için söylüyorum. Yani aday mı daha çok merak ediliyor yoksa bu sistem değişikliğiyle ya, yani ilgili? Yani hepsi merak edilir dedim ya. Aktüel bir yanı var. Herkes adayları görmek ister ama siyaset vatandaşın neyi görmek istediğinin ötesinde toplumun düze çıkması için gerçek ihtiyaç ne onu görür. Yani siyaset gündeminde önümüzdeki Türkiye'nin biz film çevirmiyoruz. Yani biz bir belgesel yapmıyoruz. Seyircisi çok olan işin peşinde koşmak durumunda değiliz. Biz çökmüş bir ülkeyi yeniden ayağa kaldırmanın peşindeyiz. O zaman gerçek ihtiyacı bulacağız. Sorumlu siyaset budur. Tabii ki arzu edilen şey, yani şimdi bu aktüel olanın şehvetine kapılmak diyorum. Aktüel olan konuşturur sizi. Yani ve öyle çok izlenir ki ben burada bir söz söylerim. Akşama kadar sosyal medyada o bölümü kesersiniz o döner. Ama bir kıymeti yok. Siyasette toplumun, ülkenin ihtiyacını. Biz yarının Türkiye'sini inşa etmek istiyoruz. Yarının Türkiye'sini inşa ederken de siyasette sorumlu mevkide olanlar 40 kere düşünüp bir kere konuşacak. Şimdi liderler oturmuş. Ciddi bir proje yürüyor. O proje Türkiye'yi ayağa kaldırma projesi ve bunun için nefsini bir kenara atmış liderler. Oturmuşlar Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir şey yapıyor. Doğal olarak vatandaşın, medyanın, sizin, gazetecilerin, aydınların, entelektüellerin de merak ettiği konu veya kendilerine göre önceliği var. Kimisi haklı olarak diyor ki ya önemli olan adaydır. Çünkü yarış adaylar arasında olacaktır ve kazanacak adayı koyup siz çıkarırsanız olur. Ben Türkiye'nin mesela bugünkü tartışma... Hani o sistem tartışması gerçekten vatandaşın oylayabileceği bir hal mi olur yoksa tarafta Sayın Erdoğan bir tarafta Sayın nokta nokta mı? Yani biz oraya sıkıştırmamamız gerektiğine inanıyorum. Biz bu meseleyi... Teoriş pratiği karşılar mı burada? Tabii ki karşılar. Siz hem toplumun kabul edeceği bir süreç yönetirsiniz. Güven veren bir sürecin içerisinden ittifakla adayı çıkarırsınız toplumun önüne. Geçersiniz. Toplum masayı niye mi merak ediyor? Toplum masayı sadece hangi adayı çıkaracak diye merak etmiyor. Toplum masayı beraber yürüyebilecekler mi diye merak ediyor. Beraber yönetebilecekler mi diye beraber merak ediyor. Beraber yönetebilecekler mi? Tabii ki yönetebilecekler.
yönetmek Şimdi zorundayız. Şimdi zaman zaman konuşuluyor ya ayrı adaylar çıkma hikayesi. Sizce ayrı aday çıkma ihtimali var mı? Yani ben ihtimal vermiyorum. Yani siyasette her zaman seçenekler olabilir ama ben ihtimal vermiyorum. Yanlış da olur. Bana sorarsanız kanaatim yanlış da olur. Çünkü Türkiye'de yani siyasetin... herkesin kendi adayını çıkarması yanlış mı olur bu saatten sonra? Yani şöyle zaruret olursa olur ama bana sorarsanız Türkiye'nin sadece seçim kazanmaya odaklı değil. Seçim kazandıktan sonra da Türkiye'yi bu problemlerini çözecek güçlü bir iktidar seçeneği üretmek istiyorsak beraberliği sürdürmek zorundayız. Sayın Genel Başkan'ın çok doğru bir sözü var. Yani zaman zaman bunu söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Diyor ki bize 400 milletvekilini de bir partiye tek başına verseniz Türkiye'nin temel problemlerini çözmeye yetmez. Çünkü artık mesele sayısal olmaktan çıkmıştır. Bir büyük siyasal ittifaka ihtiyaç vardır. O toplumsal, büyük toplumsal ittifakı yakalayabilmek için bir büyük siyasal ittifaka ihtiyaç var. Türkiye'nin düze çıkabilmesi için geniş bir konsensüse ihtiyaç var toplumsal alanda. Bu çatışmaları ortadan kaldıracak. Terörle başladık, orada bile farklı dil kullanan bir ruh haline savrulmuşuz. Buraları aşacak çok geniş bir konsensüse ihtiyacımız var. Ben bunu toplumsal mutabakat diyorum. Bu toplumsal mutabakatı sağlayacak güçlü bir siyasal mutabakata ihtiyaç var. Bu mutabakat parlamentoda kuşkusuz sandalye sayısı önemlidir ama o sandalye sayısının kolektif bir ruhla hareket edebilme yeteneği de çok önemlidir. O yeterli sandalyeyi, aritmetik olarak yeterli sandalyeyi bir siyasi parti alsa bile o aritmetik yeterlilik siyasal anlamda yeterliliği karşılamaz. Altılı Masa'nın toplantılarının eski ilgisini kaybettiği vatandaş nezdinde iddialar var. Katılıyor musunuz buna? Yani çünkü bu aday meselesine aslında aday meselesine kilitlenmesinin temel sebebi de Sayın Kılıçdaroğlu herhalde 3. ya da 4. toplantıda aday da bu masadan çıkacak. Dedikten beraber sonra dediler. Kılıçdaroğlu da dedi Sayın, bütün metne yansıdı. Tabii ki metne yansıdı. Yani hani Sayın Kılıçdaroğlu ilk beyanatı veren o olduğu için ben onu söyledim. Değilse bir metne aslında temel sebebi de insanların merak etmesinin her toplantıdan sonra adaylık meselesi konuşulur. Ya şunu soracağım aslında. Gerçekten adaylık meselesi tabii ki açıklanmaz etmez vesaire şu anda ama hiç mi konuşulmuyordur o masada? Valla tabii masada ne konuşulduğunun bütün ayrıntısını bizim bilmemiz, bildiğimiz kısmını da açıklama mezuniyetimiz, yani bildiğimiz kısmını da açıklanmayanla açıklama mezuniyetimiz yoktur ama şunu söyleyebilirim. Masada benim bildiğim adaylık tartışmasının yapılmadığını biliyorum. Yani kim aday olsun isimlendirme noktasında adayın altılı masadan çıkması gerektiği, tek adayla gidilmesi gerektiğinin konuşulduğunu biliyorum. Bunu sadece ben değil toplum biliyor. Belgelere de yansıdı. Yani aşağı yukarı 3 ayrı toplantı sonrasında 3 ayrı metinde de yanlış tarifi de yapıldı. Tarifi yapıldı. Adayın ortak aday olması gerektiği ifade edildi. Kazanacak adayın masadan çıkacağı ifade edildi. Hala da yani yazılı olarak da ifade edildi. Bunlar tabii adayı konuşmak ama isimlendirme yapılmadığını biliyorum. Liderler de öyle söylüyor. Yani Meral Hanım'a da, Kemal Bey'e de, Gültekin Bey'e de, diğer liderlere de sorulduğunda onlar da bir aday ismi üzerinde tartışma olmadığını ifade ediyorlar. Yanılmıyorsam ben başka bir şey duymadım orada. Sayın Başkan, şimdi tabii sorularımız da var. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Tamam. Hem sizi bir soluklandıralım. Ondan sonra da altılı masayla ilgili tek bir sorum kaldı. Onu da sorayım. Akabinde başörtüsü tartışmalarına gideceğiz. Çünkü Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'ın partinizi ziyaret ettiğinde siz de o heyetteydiniz. Onu da konuşacağız. Ankara'da neler oluyor programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Polmark'ın sunduğu Ankara'da neler oluyor devam edecek. Koçak'tan Kasım'da indirim rüzgarı. Pırlanta'da %50 artı %10. Altınlarda ise ekstra %30 indirimleri kaçırmayın. Koçak. Türk sanayisinin en modern projesi çok ses getirecek. Halkbank'tan lansmana ve iş dünyamıza özel 10 yıl vadeli kredi imkanıyla siz de yerinizi hemen alın. Halk GYO bağlı ortaklığı, halk yapı projeleri geliştirme imzasıyla. Tabii Rinso. Değiştirin soba çok güzel
Rinso, doğadan esinlendi, yenilendi. Biyohijyen teknolojisiyle derinlemesine temizlik için. Tabii tabii yeni Rinso. Hem de çok hesaplı. Koçak'tan Kasım'da indirim rüzgarı. Pırlantada %50 artı %10. Altınlarda ise ekstra %30 indirimleri kaçırmayın. Koçak. Emlak Konut bilgilendiriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını 13 Eylül tarihinde açıkladığı sosyal konutlar, mahalle kültürünün yaşatılacağı, yatay mimari anlayışıyla yerel dokuya uygun, sıfır atıkla uyumlu, çevre dostu olacak şekilde 81 ilde inşa edilecektir. Emlak Konut bilgilendirdi. Polmark'ın sunduğu Ankara'da neler oluyor devam ediyor. Ankara'da neler oluyor devam ediyor. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan. Sayın Tezcan, bu arada programımıza da geldiniz. Bugün önemli de bir görüşme var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. HDP Milletvekili Salih Akdeniz'in milletvekilinin düşürülmesiyle ilgili oturum. Daha doğrusu buna karar verilecek. Buradan siz de oraya gideceksiniz. Artık son 16-17 dakikamız. Soruları ben böyle kısa kısa sorayım. Sizden de yanıt rica edeyim. Altılı masa konuşuyorduk. Son olarak tabii Sayın Kılıçdaroğlu aslında aday olma iradesini, yani aday olma isteğini belirttiğini düşünüyoruz. Bilmiyorum siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani genel başkan güçlü bir aday olacağını toplum görüyor çıkışında. Kendisi aday olmak istiyor mu Sayın Kılıçdaroğlu? Yani ister tabii ki. Çünkü Türkiye'yi böyle bir süreç içerisinde, çok önemli bir makamdır Cumhurbaşkanlığı, ister. Ben hak ettiğini de düşünüyorum, istemenin ötesinde. İyi yapacağını da düşünüyorum. Ama hiçbir istek Türkiye'nin selametinin önüne geçmez diyen de Sayın Genel Başkan'dır. Büyük partisi sizsiniz oy oranı olarak. Sayın Tezcan, bu yöntem nasıl işleyecek? Mesela işte Sayın Kılıçdaroğlu kendi ismini mi masaya getirecek? Ya da sizin alternatif masaya getireceğiniz başka isimler olabilir mi? Yani şöyle, şimdi orada hani önce şu gelir sonra bu gelir, onu ben bilemem. Nasıl getirirler, nasıl olur, ama aşağı yukarı işte masanın bu meseleyi konuşurken hani konuşulan isimler vardır, bakılır, edilir, doğru olan nedir, nasıl çıkılır diye o güne gelince zaten kamuoyunda yeterince konuşuluyor. Bunların içerisinden 6 tane lider bunu zaten süzer çıkarırlar. Ama Sayın Kılıçdaroğlu aday olmak ister diyorsunuz değil mi? Ya olması gerekir diye düşünüyorum ben. Yani aday olması gerekir. Aday olması Türkiye'nin selametinedir. Olması kendisinin gereken böyle budur. Bir yani şuna herhalde dikkat ediyorum. Yani izleyicilerimiz de bunu görüyordur mutlaka. Ben söylediğim hiçbir sözün masanın iradesinin önüne geçmemesine çaba gösteriyorum. Liderlerin iradesinin sözünün üstüne bir söz söylemek istemiyorum. Ama kendi kanaatim ve inancımla, duygularımla ilgili şeyleri sorduğunuzda Sayın Genel Başkan'ın bu işi çok iyi yapacağını, Türkiye'nin ihtiyacı olan bir cumhurbaşkanı olduğunu, olacağını ve böyle çıkarsa sağlıklı bir sonuç alacağımızı görüyorum. Yani bu benim düşüncem. Masadaki diğer partilerin bütün tabanları da Sayın Kılıçdaroğlu'na rahatlıkla oy verir mi? Hiç sorun yok. Masadan çıkan aday kim olursa olsun tabanımız gider oy verir. Yani evet, CHP için söylüyorum. Hayır, ben 6 partinin tabanı için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde öyle tabanımızdan bir... Tabanımızdan kastım o. Yok yok, tabanımızdan kastım. Parti tabanını kastetmiyorum sadece. Altılı masa bu meseleyi doğru sahiplenip, problemi doğru koyup, adayını da bu çerçevede belirleyip çıktığında Türkiye'de seçmenin sağduyusuna ben güveniyorum. Vay, benim liderim bunu yaptı. Ben öbürlerinin spekülatif tartışmalar olduğuna inanıyorum. Çok samimi ve net söylüyorum. Masa dışından soru sorayım o zaman size. Mari hiç olmazsa belki birazcık daha rahat evet konuşursunuz. Yo, İradeleri veya... Yani AK Parti tabandan da oy alır. Size. Yani şunu yani söylüyorum. Bu söylediğim, hani masanın sadece oyunu almak yetmiyor. Diğer taraftan da oy almak gerekiyor. Yani AK Parti'den gönlünü uzaklaştırmış, MHP'den gönlünü uzaklaştırmış,
seçmen de var. Onların da oyunu almış. Yani altılı masanın iradesiyle ilgili bağlayıcı bir şey söylemek istemediğiniz noktasında parti disipliniz açısından söylediklerinize hak veriyorum ama biz de tabii gazeteci tabii, merakıyla soruyoruz. Şimdi altılı masanın dışında iki isim de çok tartışılıyor adaylık meselesiyle ilgili. Bir tanesi İstanbul Belediye Başkanınız Sayın Ekrem İmamoğlu. Bir tanesi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş. Hatta bu iki ismi zaman zaman İYİ Parti lideri Sayın Akşener'de, işte İYİ Parti'de bazı yöneticilerde dile getiriyorlar. Geçtiğimiz aylarda Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanımda mısınız, benimle misiniz diye bir çağrısı oldu. Partinizden tabii ki hızlı açıklamalar da geldi. İki belediye başkanının isminin bu kadar Büyükşehir Belediye Başkan Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili isimlerinin geçmesi. Bir tarafta da Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylıkla ilgili, kendisinin adaylığı ile ilgili irade beyanı. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalini biraz düşürüyor mu bu iki belediye başkanının iddiasını hala sürdürmesi ve Cumhurbaşkanı adayı değiliz dememeleri? Şöyle söyleyeyim, bir kere birincisi düşürüyor mu, düşürmez. Sayın Genel Başkan'ın adaylığının ne önüne geçer ne de... Bu iki belediye başkanının önüne geçtiğini düşünüyor musunuz? İkincisi şöyle, ama bir soru var, oraya atlarsam yanlışlık yaparız. Adayız dememeleri mi? Aday değiliz dememeleri mi dedi? İki belediye başkanı destek vermemeleri mi dediniz? Yok yok, aday değiliz deseler tartışma bitecek ama demiyorlar. Hayır, dediler. Dediler. Onu söyleyeceğim. Her ikisi de dedi. Şöyle bir mesele var. Birincisi, her iki belediye başkanımızın adının geçiyor, konuşuluyor olması, bu belediye başkanlarımız Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçildiler ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarının takdir görüyor olmasından biz memnun oluruz. Bununla ilgili bir rahatsızlığımız olması mümkün değil. Başarılı olduklarını gösteriyor ki Cumhurbaşkanlığına da adları tartışılıyor, geçiyor. Ancak şu konuda haksızlık etmeyelim. Her iki belediye başkanımız da çıkıp biz adayız demediler. Kendi adlarını kendileri tartıştırmadılar. O tartışmanın bir parçası olmadılar. Onların adaylık talepleri, istekleri veya beyanları yok. Onların gıyabında tartışılıyor. Bu siyasetin doğasında vardır. Bunlar tartışılır. Ama destek meselesine gelince, Sayın Genel Başkan'la ilgili defalarca bir aday olmadıklarını, iki Sayın Genel Başkan'ın adaylığına destek vereceklerini her iki belediye başkanı da açıkladı. Ama buna ilişkin çok sayıda beyanları var. Şimdi otursak Google taraması yapsak buluruz bunları. Ama neyle ilgili beyanları var? Sayın Genel Başkanımızın adaylığını destekleyecekleri konusunda beyanları var. Ya hem İmamoğlu'nun hem Yavaş'ın. Evet, hem Yavaş'ın hem İmamoğlu'nun kendilerinin bu konuda belediye başkanlığı yapmak istediklerini defalarca yani söylediler. İkisinin de 2024'e kadar, yani İmamoğlu da Yavaş da görevinin başında mı? Tabii ki başında. İki isim de belediye başkanlarını yapacaklarını, yapmak istediklerini, hedeflerinin, motivasyonlarının bu olduğunu açık açık ifade ettiler. Defalarca ifade ettiler. Ha, buna rağmen şunu sorabilirsiniz. Ya bu kadar ifade etmelerine rağmen bu tartışma niye yürüyor? Ya yürür. Yürür, çünkü 25 yıl alınamamış İki belediye, Türkiye'nin iki büyük belediyesi, İstanbul ve Ankara'yı 25 yıl sonra kazanmış iki değerli belediye başkanı ve başarılılar. İktidarın bütün sıkıştırma çabalarına rağmen başarılılar. Şimdi başarılı olanın konuşulmasından daha doğal bir şey yok. İkisinin yani adaylık için masaya geleceğini düşünüyor musunuz iki isminde, yoksa görevlerinin 2024'e kadar başında mı kalacak? Ben öyle problem olacağını düşünmüyorum. Nasıl? Yani iki ismin bunlar olsun mu olmasın mı diye bir masa tartışması. Ya masaya gelmez mi bu iki isim? Vallahi kim gelir kim gelmez onu bilmem, ama bu iki ismin buna imkan vermeyeceğine inanıyorum. Onu söyleyeyim. Bu iki isim de masa, kendi isimlerinin masa üzerinde bu şekliyle bir sorun oluşturmasına fırsat vermezler. Defalarca yaptılar kendileri, biz belediye başkanı olarak çalışmak istiyoruz diye. O noktada ben hep şunu söylüyorum. İstanbul Belediye Başkanlığı'nda, Ankara Belediye Başkanlığı'nda bütün çalışmaları, bütün çabaları, bütün o şeyler, nehirler, onların o çalışmasından oluşan güç, nehirler ittifak denizine akar. Hepsi orada toplanır. Yani ve onlar çalışacaklar, seçimde de çalışacaklar. Kemal Bey'in adaylığı sonuna kadar destekler mi? Altılı masa adayını belirleyecek. Onlar sadece kendi şehirlerinde değil, bütün toplumun kendilerine gösterdiği muhabbeti bizim adayımızın, masanın adayının kazanması için çok büyük bir enerjiye dönüştürecekler. Türkiye'nin her yerinde çalışacaklar. Sadece şehirlerinde değil.
Son 5 dakikamız başörtüsü meselesini konuşmak istiyorum Sayın Tezcan. Şimdi tabii Türkiye'de başörtüsü konusunun tekrar gündeme gelmesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme mottosuyla başladı. Bana göre orada da ben Taksim Meydanı'nda Gürkan Acılar'ın programında da söylemiştim. Bence bu helalleşme mottosu Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının bir seçim kampanya provası gibi açıkçası bende yarattığı duygu buydu. Ve burada başörtülü kesimin bazı kaygılarını gidermek adına bir açıklama yaptı. Akabinde de bir anayasa değişikliği ile ilgili bir teklifi oldu hükümetin. Ve döndük dolaştık bu hafta gelir dedik ama gelmedi. Adalet Bakanı Sayın Bozdağ bir dizi ziyaretler yaptı parti gruplarına. Özellikle HDP ile görüşmeleri çok tartışıldı tabii. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yapılan görüşmede de siz de vardınız. Ve CHP'den bize gelen bilgi anayasa değişikliği ile ilgili teklife Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok olumlu bakmadığı yönünde. Siz bu teklife nasıl bakarsınız? Teklif taslağında size gelen karşı çıktığınız ya da desteklediğiniz konular var mı, neler? 5 dakikamız mı? 5 dakikamız. Tamam. Hemen önce şunu söyleyeyim. Kuşkusuz helalleşme ile ilgili söyledikleri Sayın Genel Başkanım ve bu çerçevede geniş kesimlerin uzlaşmasını sağlayacak adımlarının yarın Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda kuşkusuz seçime, sandığa katkısı olacaktır. Sadece Genel Başkan'ın adaylığı değil. Bunun ötesinde Altılı Masa'nın adayı kim olursa olsun Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasında bu yaklaşımların çok büyük etkisi olacaktır. Ama bu adımlar sadece seçime odaklı adımlar değil. Onu teslim etmek lazım. Çünkü 2010 yılından bu yana Sayın Genel Başkan kendinin bir yere adaylığına bağlı olarak değil, toplumda buna ihtiyaç olduğunu düşünerek buna benzer adımlar attı. Helalleşme bunun en kapsamlı ve çerçeveli ifadesidir demek daha doğru. Benim penceremden öyle tarif etmek istiyorum müsaadenizle. Bir başka konu. Bu değişiklik meselesi de şöyle. Sayın Bozdağ geldi, size ne anlattı? Şöyle, bir kere teklif getirmediler. Dediler ki teklifin taslağıyla ilgili bir şey yok. Hayır, taslak getirmediler. Yani dediler ki biz teklif taslağıyla gelmedik. Beraber hazırlama imkanımız var mı? Bir ön görüşmeye geldik. Yazılı bir metin getirmediler. Beraber hazırlayalım teklifini mi geldi? Tabii, yani öbür partiler de öyle gittiler. Biz önce dediler teklif getirmeyi düşündük. Sonra da bu saygısızlık olur. Hazırlanmış gelmiş derler. Aslında doğru bir tavır diye. Yani. Dedi. Yani tabii şık bir tavır ama kafalarında aslında hazırladıklarını biliyoruz. Yani sonuç itibariyle şöyle bir öneriyle geldiler. Anayasanın iki maddesini değiştirelim. 24 ve 41. maddesini değiştirelim. Birisi başörtüsü dediğimiz kılık kıyafetle ilgili, inanç özgürlüğüyle ilgili madde, 24-41. maddede aileyle ilgili madde, orada bildiğimiz kamuoyu tartışmaları bildiği için böyle bir şey yapabilir miyiz dedi. Şimdi bir kere mesele şudur, orada da ifade ettik. Çıkınca Grup Başkan Vekilimiz Sayın Engin Altay da ifade etti. Bir kere bu konu Türkiye'de kılık kıyafet, kadının kılık kıyafeti siyasetçinin iki dudağı arasında siyasetin malzemesi olmaktan çıkmak zorunda. Aslında fiilen bu konuda çok yol aldık. Uygulamada bu meseleleri de belli ölçülerde çözmüştük. Ama belli ki iki problem var. Birincisi toplum içerisinde siyaset bunu kullanmak istiyor belli ki. Birincisi bu. Yani bunu nereden biliyoruz? Sayın Erdoğan defalarca çıktı dedi ki ya sadece Erdoğan değil, Erdoğan'ın etrafında muhafazakar kesimde işte çeşitli itibar gördüğü iddia edilen iktidarın sözcüsü gibi konuşan akademisyenler falan vardı, ilahiyatçılar. Onlar çıktılar, dediler ki aklınızı başınıza alın, Erdoğan giderse, AK Parti iktidardan giderse kazanımlarınız elinizden gider. Böyle bir kampanya var, görüyoruz bunu. İlahiyatçılar, bazı iktidar yakını ilahiyatçılar. Yoksa gerçi iktidar ortağınız Sayın Akşener kapanmış yaralar olarak tanımladı yani, ama. Tabii ki o görüşe de saygımız var. Orada kastedilen şey bu çözülmüştür dedi. Evet, biz de çözülmediği, yani Sayın Genel Başkan defalarca söyledi biz bu meseleyi çözdük. Onu anlatıyorum tam da. Şimdi böyle bir meselede belli ki iktidar bunun üzerinden bir kurgu yürütüyor ve zaman zaman da muhafazakar kesimlerden vatandaşlarda buna benzer bir endişe de var. Ya acaba hakikaten doğru mu? Biz bunları kaybeder miyiz? Bu kazandığımız pozisyonu gibi endişeler var. Sayın Genel Başkan da çok net bir çıkış yaptı. Kararlı, cesaretli. Mesela sizin haberiniz var mı? Dedi ki, hayır yoktu. Kendisi çok kararlı bir çıkış yaptı ve çıktı de, sadece benim değil birçok arkadaşın haberi yoktu. Kimin vardı bilmiyorum ama benim çevremdekilerin yoktu. Ama çıktı, dedi ki ya böyle bir endişe varsa getirin kanun teklifini, ben veriyorum dedi.
bu mesele. Bir kere birincisi şudur, bu anayasa meselesi değildir. Bu kanun meselesidir. Anayasa, referandum meselesi hiç değildir. Hakları referanduma sunamazsınız. Bu Erdoğan'ın da sözüdür. Daha önceden ve doğru bir sözdür. Yani ki temel hak ve özgürlükleri referandumla vereceğim alacağım diyemezsiniz. Kaldı ki bu mesele, bu endişeyi kanun çok rahat giderecektir. Anayasalık bir şey yok. Anayasada din ve vicdan hürriyetini düzenleyen madde bunun için yeterli. Ekstra bir şeye gerek yok. Ha, mesele niye bu tartışma buraya geldi? Ve mesele kılık kıyafetle ilgilidir. Ama mesele arkasından işte aileyi koruyacağız, LGBT tartışması diye başka bir yere geldi. Aile peki niye buraya geldi? Buraya niye geldiğini çok iyi biliyoruz. Sayın Erdoğan çıktı, bana pas verdiniz, ben şimdi gol atacağım dedi. Niye oraya geldi konu? Erdoğan bunu siyasi malzeme olarak kullanmak istedi. Şunu istemedi. Siyasi malzeme olarak kullanmak istedi. Bu pas meselesi, gol meselesi değildir. Kime gol atıyorsun sen? Vatandaşa mı gol atıyorsun? Sonra bir şey merak ediyorum. Kadının başörtüsü meselesi konuşulurken, bu başörtüsüyle ilgili endişe konuşulurken, LGBT meselesiyle bunun arasında nasıl bir paralellik kurdular? Ben hala anlayabilmiş değilim. Niye getirdiniz bunu? Niye getirdiniz Türkiye'de? Ben şunu merak ediyorum. İçeride de onlara da sordum. Diyorlar ki bunu da koyalım ya. Kadının kadınla evlenmesi, erkeğin erkekle evlenmesi, ona yani bu eşcinsel ve lezbiyen ilişkilerin, eşcinsel ilişkilerin evlenmesini engelleyeceğiz. Ya böyle bir imkan yok ki Türkiye'de. Zaten yasak. Medeni Kanun'un 124. maddesi var. 134. maddesi var. Nüfus kanunu var. Evlenme erkekle kadın arasında olacağını kanun düzenlemiş. Ben soruyorum ya, kaç tane erkekle erkek evleneceğim diye müracaat etmiş? Öyle bir şey yok ki. Böyle bir imkan yok. Bununla ilgili olmayan bir problemi varmış gibi yaratıp... Sizin bakış açınız ne Cumhuriyet Halk Partisi? Mesele şu, ya bu konuda bir problem yok. Yani mevcut şekilde devam etmesini gerektiğini tabii ya düşün. Böyle bir problem yok. Yani neyi getiriyorsun sen? Ya yasak olan bir şeyi yeniden anayasaya yazma ihtiyacını niye duyuyorsun? Medeni kanunda evlenme erkek kadın arasında olacak diyor bir. Ondan sonra nüfus kanunu bununla ilgili hükmü var iki. Böyle bir talep yok toplumda. Böyle bir tartışma yok. Üç, dört. Başörtüsü meselesiyle bunun neresini birleştirdiniz? Nasıl yan yana getirdiniz? Bunu anlatsınlar vatandaşa çıkıp da ya. Yani mesele nedir biliyor musunuz? Erdoğan bu malzemeyi elinden kaçırmak istemiyor. Ama şaşırdı birden. Niye şaşırdı? Sayın Kılıçdaroğlu beklemediği bir şekilde malzeme olarak kullanılmak istediği bir meseleyi getir kanun dedi, kanun teklifi. Hadi gelin bakalım dedi. O zaman yani o gole çevirme. Bu niye biliyor musunuz? Bu mesele bu sorunu gole çevirme meselesi. Erdoğan hala gole çevirme derdinde. Ben buradan nasıl, ama ofsayta düştü, farkında değil. Son bir dakika diyorlar da, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuyla ilgili herhangi bir diyalog masasına oturma gibi bir tavrı yok anladığım kadarıyla. Yani şöyle, bu bir anayasa meselesi değildir. Kanun teklifiyle ilgili teklifimiz açıktır. Bu teklifi yetersiz buluyorlarsa başka bir kanun teklifini kendileri getirir. O kanun teklifi üzerinde konuşabiliriz. Yani mesele kılık kıyafetle ilgili bu endişeyi giderecek bir adımın atılmasıdır. Bunu yetersiz buluyorlarsa, daha önce de söyledik, getirirler. Yetersiz kısımları toparlanır, düzenlenir ve bu mesele çözülür. Bunu anayasa tartışması yapmak, çözmemek üzere tartışmayı sürdürmek yani istemektir. Peki bunun meclise gelip gelmeyeceğiyle ilgili düşünüyorsunuz ama gelecek mi? Ya 40 gün oldu Deniz Bey. Allah'ınızı severseniz ya. Bu mesele çıktı, Erdoğan gol atacağım dediğinden bu yana 40 gün oldu. Peki anayasa değişikliği teklifi gelmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Hayır, bilmiyorum yani, merak ediyorum. Şunu soruyorum ben de vatandaşlara, izleyicilere. 22 maddelik anayasa değişikliği yaptık biz 2017'de. O 2017 anayasa değişikliğinde bu tek adam rejimini getirdiğimiz. Büyük bir paketti o paket. Sistem değiştiriyordu, rejimi değiştiriyordu. Şimdi 22 maddelik değişikliği getirdik. Onu hemen hazırladılar. Ya iki madde söylüyorlar. İki maddeyi hala 40 gündür getiremiyorlar. Niye? Çünkü kendileri de oturtamıyorlar. Yan yana koyamıyorlar. Ya ne yaptık biz diyorlar. Erdoğan çıktı, bir laf söyledi. Ben pası aldım, gol atacağım dedi. Offside'e düştüler. Şimdi offside'den nasıl çıkarız onun peşinde. Tabii, onun için hazırlayamadılar. Soracağımız bir sürü soru vardı ama İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısını uzun konuşunca birkaç soruya da açıkçası yer kalmadı. O yüzden önümüzdeki günlerde sizleri TV100'de tekrar misafir etmek İnşallah. isteriz.
Bir Ankara'da Neler Oluyor programının da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine önemli bir isimle hem Türk siyasetini hem gündemi değerlendireceğiz. Bugün konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dı. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar hoşçakalın. Polmark Ankara'da Neler Oluyor'u sundu.